Tekrar merhabalar sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Programımızın ikinci bölümüyle sizinle birlikteyiz efendim. Kitabımızın 128. sayfasında yer alan Ed-Dersü Tâsi'u, 9. ders numaralı ve Kumbulletun Mevkutetun İsmuhel Gıza'u, Gıda adındaki saatli bomba başlıklı parçanın çevirisi üzerinde duruyoruz. Programımızın birinci bölümünde bu parçanın, bu metnin birinci ve ikinci paragraflarının çevirisi üzerinde durduk. Şimdi parçanın üçüncü paragrafındaki Biladul Alemi Selisi şeklinde başlayan ifadenin paragrafın üzerinde duracağız inşallah. Buradan devam edeceğiz. Biladul Alemi Selisi, üçüncü dünya ülkeleri, ev el biladun namiyetu, ya da gelişmekte olan ülkeler. Üçüncü dünya ülkeleri ya da gelişmekte olan ülkeler. Kema yusemmuneha el yevme, günümüzde adlandırdıkları gibi. Kema yusemmuneha el yevme, günümüzde adlandırdıkları gibi. Evet, paragrafın başından alıyorum. Biladul alemi salisi evil biladun namiyetu. Üçüncü dünya ülkeleri. Biladul alemi salis, üçüncü dünya ülkeleri. Ev el biladun namiyetu, ya da gelişmekte olan ülkeler. Kema yusemmuneha el yevme, bugün adlandırdıkları ya da adlandırıldıkları gibi. Ne olmuş bunlara, üçüncü dünya ülkelerine? Hiyelleti tuani minen naqsi fi intajil mevadil gıdaiyyeti. Bu ülkeler, hiyelleti bu ülkeler, tuani çabalayan, mücadele eden, gayret sarf eden ülkelerdir. Buradaki tuani fiilinin mazisi ana şeklindedir. Ayn, elif, nun ve elif maksura harfleriyle yazılır. Ayn, elif, nun ve elif maksura. Ana muzarisi yuani şeklindedir. Burada ülkeler müennes kabul edilmesi, ülkeler kelimesinin, el-bilad kelimesinin müennes kabul edilmesi sebebiyle bu kelimenin haberi durumunda olan, bu kelimeyle ilişki içerisinde bulunan hiye zamiri, elleti ismi mevsulü ve tuani fiili gördüğünüz gibi hep müfret müennes sigada getirilmiştir. Hiyelleti tuani, bu ülkeler çabalayan, mücadele eden, gayret sarf eden ülkelerdir. Yani üçüncü dünya ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler. Neyle mücadele eden? Minen naqsi, yetersizliğiyle. En naqs, noksanlık, yetersizlik. Minen naqsi, yetersizliğiyle mücadele eden. Fi intajil mevaddil gıdaiyyeti, gıda maddeleri üretimindeki yetersizlikle mücadele eden ülkelerdir. Gıda maddeleri üretimindeki yetersizlik. İntaj, üretim demek. El-mevad kelimesi, el-maddetu kelimesinin çoğulu. El-gıdaiye ise burada el-mevad kelimesinin sıfatı durumunda. El-mevad-el-gıdaiye, gıda maddeleri anlamını taşıyan bir sıfat tamlaması. İntac-el-mevad kelimeleri arasında, yani intac kelimesiyle el-mevad kelimesi arasında izafet ilişkisi var. Madde üretimi şeklinde bir anlam taşıyor ki bu anlam sebebiyle izafet ilişkisi var ikisinin arasında. İntaç mudaf, el-mevaddi mudafun ileyh. Mudafun ileyh olan el-mevad kelimesinin mecrur oluş sebebi malum. Mudafun ileyh oluşu, kendisinden hemen önce gelen ve kendisinin mudafı durumunda bulunan intaç kelimesinin mecrur oluşunun sebebi ise harfi cer. Demek istediğim şu ki intaç fi harfi ceri ile mecrur, el-mevad ise intaç mudafıyla mecrur.
Yani izafetten ötürü mecrur. Üçüncü dünya ülkeleri ya da günümüzde adlandırıldıkları şekliyle gelişmekte olan ülkeler, gıda maddeleri üretimindeki yetersizlikle mücadele eden ülkelerdir şeklinde topluca ifade edebiliriz bu cümlenin anlamını. El-biladul mütekaddimetu bi sıfetin âmmetin, bi sıfe âmme genel surette, genel olarak anlamını taşır. El-biladul mütekaddime, gelişmiş olan ülkeler, gelişme göstermiş, gelişme kaydetmiş olan ülkeler, bi sıfetin âmmetin, genel olarak fi Avrupa ve Amerika eşşemaliyyete ve Avustralya. Evet, Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve Avustralya'da. Fi Avrupa, Avrupa'da ve Amerika eşşemaliyye Kuzey Amerika'da ve Avustralya ve Avustralya'da gelişmiş olan, gelişme kaydetmiş olan ülkeler. Ne olmuş bunlara? يَكْثُرُ فِيهَا اِنْتَاجُ الطَّعَامِ Bu ülkelerde gıda üretimi çokça yapılır. Bu ülkelerde gıda üretimi çokça yapılır. يَكْثُرُ كَثُرَ يَكْثُرُ Çoğalır, çokça olur. اِنْتَاجُ الطَّعَامِ Gıda üretimi. فَهِيَ تُنْتِجُ كِفَايَتَهَا Bunlar yeteri kadar üretirler. Yeteri miktarda, yeteri oranda üretirler. Minel mevaddil gıdaiyyeti, gıda maddelerini yeteri kadar üretirler. Fehiyye tuntiju kifayeteha minel mevaddil gıdaiyyeti. Bu ülkeler, yani gelişme kaydetmiş, katetmiş ülkeler, yeteri kadar gıda maddesi üretiminde bulunurlar. Ve kemmiyyatin hailaten ukhra tezidu ala hajatiha. Ve kemmiyyatin hailaten, haile kesira, kebira kelimeleriyle eş anlamlı bir sıfat. Kemmiyyat haile, çok miktarda, büyük miktarda, ukhra tezidu ala hajatiha. Hatta üretimleri o noktaya ulaşır ki tezidu ala hacatiha, ihtiyaçlarını da aşacak kadar. Tezidu ala hacatiha, ihtiyaçlarının da ötesine taşan, ihtiyaçlarının da ötesine geçen büyük miktarda, çok miktarda gıda maddesi üretimi yaparlar. Yeteri kadar gıda maddesi üretiminde bulunurlar. Evet, şimdi bu üç paragrafı tamamlamamızı müteakiben bir anlamda yan başlık diyebileceğimiz bir bölüme geldik. Meşakilu entacil mevaddil gıdaiyyeti fi biladil alemi s-salisi kethiratun ve ehemmuha şeklindeki ifadenin altını çizip bu ifadeyi bir yan başlık olarak görebilirsiniz. Ve bundan sonra okuyacağımız kenarlarına çizgi çekilmiş olan paragraflara da haddi zatında numara da verebilirsiniz. Neyi kastediyorum? قِلَّتُ الْاَرَاضِي الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي الزِّرَاءَ şeklinde başlayan paragrafa bir dersiniz. Onun altında yer alan, yan tarafında çizgi çekilmiş olan قِلَّتُ اسْتِخْدَامِ الطُّرُقِ وَالْاَلَاتِ الْحَدِيثَةِ فِي الزِّرَاءَ cümlesinin hemen sağına 2 diyebilirsiniz. Karşı sayfada 129'da El-İnficar-ı Sükkaniyyü diye başlayan bölüme çizginin hemen sağ tarafına, yani bizim kitaba bakış yönümüze göre düşündüğümüzde çizginin hemen sağ tarafına 3 numara diyebilirsiniz. Devam edelim numaralandırmaya. Sayfa 130'a bakalım. Sayfa 130'da bu sayfanın başında yer alan قِلَّتُ عَدَدِ سُكَّانِ الَّذ۪ينَ diye başlayan bölüme 4 diyebilirsiniz. Ben kendi kitabımda buraları hep numaralandırdım. Parçayı kavramam daha kolay olsun diye. Siz de bunun için numaralandırma yapabilirsiniz. Onun altında yer alan, yine yan tarafına çizgi çekilmiş olan هِجْرَةُ النَّاسِ مِنَ الرِّيْفِ اِلَى الْحَضَرِ
cümlesine beş diyebilirsiniz. Son olarak ittijahu kethirin min el biladin namiye ile tasniya ve ihmalu zira'a cümlesine de altı deyip burayı da bu şekilde numaralandırabilirsiniz. Zaten bundan sonra yine tekrar bir başka bölüm geliyor. Tehtemmul biladul arabiyyetu bihazihil muşkilletil hatirati diye başlayan bölümde farklı bir bölüm başlıyor. Konu içinde konu açılımı sağlanıyor. Oraya girmeyelim şimdi. Şu an sayfa 130'daki ittijahu kesirin minel biladin namiyeti ile tasniya ve ihmalu zira cümlesine 6 rakamını numara olarak verdikten sonra tekrar kitabımızın 128. sayfasındaki meşakilu entacil mevaddil gıdaiyye diye başlayan bölüme dönelim. 4. paragraf. Yukarıdan aşağıya sayacak olursanız metnin 4. paragrafı. Bir anlamda yan başlık olarak kabul edebiliriz burayı dedim. Meşakilu entacil mevaddil gıdaiyyeti fi biladil alemi thalisi kesiratun ve ehemmuha. Önce parça parça verelim çevirsin, sonra toplayalım. Meşakil kelimesi muşkiletun kelimesinin çoğulu. Muşkile sorun, problem anlamını taşıyan bir isim. Meşakil ise mefailu vezninde gayrimunsarif olan cem teksir bir isim. Meşakilu intacil mevaddil gıdaiyye. Gıda maddeleri üretimindeki sorunlar fi biladil alemi salisi. Üçüncü dünya ülkelerinde gıda maddeleri üretimindeki sorunlar kesiratun pek çoktur. Ve ehemmuha, bunların en önemlileri ise şunlardır. Ehem kelimesi muhimun kelimesinin ki önemli anlamını taşıyan bir sıfattır. Bu sıfatın ismi tafdilidir. Yani üstünlük bildiren sıfatıdır. En önemli anlamını taşır ehem kelimesi. Hadi zatında ehem olanı mühim olana tercih etmek gerekir şeklinde bir kural da vardır. Ehem olan mühim olana tercih edilmelidir dendiğinde ne anlaşılmalı? Ehem olan daha önemli olan, daha mühim olan ya da en önemli olan, en mühim olan anlamını taşır. Ehem bu demektir. Mühim ise sıfat derecelendirmesi bakımından bundan daha aşağı bir durumdadır, pozisyondadır. Ehem olanın mühim olana tercih edilmesinin ne tür bir anlam ifade ettiği anlaşıldı zannediyorum. Peki, meşakilu entacil mevadil gıdaiyye, gıda maddeleri üretimindeki sorunlar, fi biladil alemi salisi, üçüncü dünya ülkelerinde gıda maddeleri üretimindeki sorunlar pek çoktur. Ve ehemmuha, bunların en önemlileri şunlardır. Neyin en önemlileri şunlardır? Üçüncü dünya ülkelerindeki gıda maddeleri üretiminde karşılaşılan sorunların en önemlileri şunlardır. Nelerdir bunlar? 1. Qillatul aradi el mustahdemeti fi ziraati. Qille azlık anlamında bir kelimedir. Çoğulu nedir? Düzeltiyorum. Zıttı nedir diye soracak olursak, qillet kelimesinin zıttı nedir diye soracak olursak, kesratun diye cevap veririz. Yani bu kelimenin, qillet kelimesinin ki anlamı azlıktır, bunun zıttı kesratundur. Çokluk anlamını taşır. Qillatul arazi. El arazi kelimesi dilimize arazi diye geçmiş. Dilimizde bu şekilde kullanıyoruz bunu, arazi kelimesini. Ancak şöyle bir farkla kullanıyoruz. Arazi kelimesi Arap dilinde yer, toprak, yeryüzü anlamındaki ardun kelimesinin çoğuludur. Arazi topraklar anlamını taşır. Ancak biz dilimizde, Türk dilinde araziyi tekil anlamda kullanıyoruz. Qillatul arazi el mustahdemeti, kullanılan toprakların, arazinin azlığı. Ne de fizziraati,
tarımda kullanılan toprakların azlığı. Evet, şimdi şu sorunun cevabını arıyoruz. Bir taraftan okuduğumuz metindeki dil özelliklerini tanımaya çalışırken, yani kelimelerin ya da cümlelerin taşıdıkları, bünyelerinde taşıdıkları dil özelliklerini kavrarken, bir taraftan da metnin bize kazandırmaya çalışmış olduğu genel kültür birikimi yönüne eğer dikkat edip okuduklarımızı anlamaya çalışırsak, çift yönlü bir istifadede bulunmuş oluruz diye düşünüyorum. Peki şu an tekrar ediyorum. Neyi öğrenmeye çalışıyoruz? Kitap neyi sıralıyor? Kitapta yer alan metin. Üçüncü dünya ülkelerinde gıda maddeleri üretimindeki sorunların en önemlilerinin neler olduğu zikrediliyor. Birinci sorun neymiş? Gıda üretimi yetersizliğindeki birinci sorun, tarımda kullanılan toprakların azlığı. Fel alemul arabiyyu meselen, mesela Arap dünyası, Arap alemi, ledeyhi havaley 50 milyon hektar minel aradil kabileti li ziraati. Mesela Arap aleminde, Arap dünyasında 50 milyon hektar arazi vardır. El kabileti li ziraa, tarıma uygun. El kabile li ziraa, tarıma uygun. Arap dünyasında yaklaşık 50 milyon hektar alan vardır, toprak alanı vardır, tarıma elverişli olan. La yuzra'u minha seneviyyen illa thuluthaha. La yuzra'u, ekim yapılmaz. Minha, bu 50 milyon hektar alana ekim yapılmaz. Seneviyyen, yıllık olarak. İlla thuluthaha, ancak üçte birlik bölümüne ekim yapılır. Yani Arap dünyasındaki 50 milyon hektar tarıma elverişli arazinin yıllık olarak bu rakamın yalnız üçte birlik bir bölümü için ekim yapılır. Bu ne demektir? Üçte ikilik bölümüne ekimde bulunulmaz, değerlendirilmez. Vel misahatu el idafiyyetu elleti yumkinu en tustaslaha min ecle ziraati قَدْ تَبْلُغُ 80 milyon hektar fakat. Evet. قَدْ يَبْلُغُ 80 milyon hektar fakat. Burada da söylenilen şu tür bir anlam var. El-misaha, yüzey, alan, saha, arazi anlamlarını taşıyan bir kelime. Yüzey, alan, saha, arazi. وَالْمِسَاهَةُ الْاِضَافِيَّتُ, ek alan. اَلَّتِي يُمْكِنُ اَنْ تُسْتَسْلَحَ, ıslah edilmesi mümkün olan ek alan. اَلْمِسَاهَةُ الْاِضَافِيَّ اَلَّتِي يُمْكِنُ اَنْ تُسْتَسْلَحَ, ıslah edilmesi, yani tarıma elverişli hale getirilmesi mümkün olan ek alan. مِنْ اَجْلِ الزِّرَاءَةِ, yani tarım bakımından ıslahı mümkün olan. En tustaslaha min ecle zira'a, burayı tarıma elverişli hale getirilmesi diye tercüme edebiliriz. Yumkinu en tustaslaha min ecle zira'ati, tarıma elverişli hale getirilmesi mümkün olan, yani ıslahı mümkün olan ek alan. Gattablugu, ulaşabilir. 80 milyon hektar fakat, 80 milyon hektara ulaşır. Evet, yani ıslah edilebilir, tarıma elverişli hale getirilebilir olan alanı da göz önünde bulundurduğunuzda, tarıma elverişli olan alanı da göz önünde bulundurduğunuzda ya da bulundurduğumuzda, Arap dünyasında tarım için kullanılabilecek olan alanın ölçüsü 80 milyon hektara ulaşabilir. Peki biz buradan ne çıkarırız o zaman? 50 milyon hektar zaten tarıma uygun. Ancak üzücü olarak ifade etmek gerekirse, bu 50 milyon hektar alanın sadece üçte birlik bölümü
yıllık olarak kullanılabiliyormuş. Ve şu ifade edildi. Yani bu tarıma elverişli olan alana ıslahı mümkün olan, tarım için elverişli hale getirilebilecek olan alanda eklendiğinde Arap aleminde tarım için kullanılabilecek olan alanın ölçüsü 80 milyon hektara ulaşabilir. Çok çarpıcı bilgiler var bu metinde. Yani hem dilin özellikleri açısından önemli bilgiler edineceğiniz hem de genel kültürünüze, genel kültür bilginize katkı sağlayacak enteresan, ilginç bilgilere sahip olacaksınız bu metnin çevirisi esnasında. Bu sayfada yer alan ve sayfanın son paragrafı olan قِلَّتُ اسْتِخْدَامِ تُرْقِ وَالْاَلَاتِ الْحَد۪يثَةِ فِي الزِّرَاءَةِ bölümünden itibaren gelecek dersimizin inşallah devamını getirmeye çalışacağız. Gelecek derste başlayacağımız bölüm burası. قِلَّتُ اسْتِخْدَامِ تُرْقِ وَالْاَلَاتِ الْحَد۪يثَةِ فِي الزِّرَاءَةِ. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esen kalın efendim. Fi emanillah.